bu bizde yok. Yani bir nesle eğitmek istiyoruz. Anneannesinden başlamak ne anlama geliyor? Arkadaşlar, bir toplumu gerçekten zirvelere taşımak istiyorsak hepimizin eğitimli olması, ama kız çocuklarımızın eğitimli olması çok önemli. Çünkü okul oradan başlıyor. Bir tıp profesörü arkadaşım öyle demişti. Okul ana rahminden başlıyor demişti. Gerçekten de bu hepimiz için önemli. Zirvede kalmak ya da başarılı olmak, işinizde daha ilerilere gitmek için gelişiminizi sürekli devam ettirmeniz gerekiyor. Ve benim de hoşuma giden şöyle bir söz var. Gelişim konfor alanınızın dışına çıktığınız zaman gerçekleşen bir olgu. Eğer bazı şeyleri göze alamayıp rahatım dediğinizde her şey bitiyor. İş hayatında da böyle. Bir noktaya geldikten sonra ben iyiyim, belli bir seviyeye geldim dediğiniz anda geri gitmeye başlıyorsunuz. Çünkü zaman içerisinde bilir kişi haline geliyorsunuz. Bilir kişi olmak çok kolay bir süreç değil. Zamanda da yayılması gerekiyor. Hem olgunlaşıyorsunuz, sektörü takip etmek değil, aslında sektöre yön vermeniz gerekiyor yaptığınız alanda. Biraz hani dedim ya konuşmamda, dünya literatürünü yakinen takip etmek, dünyadaki gelişmeleri incelemek, Türkiye'de bunu ne kadar veya bölgede bunu ne kadar uygulayabileceğimize biraz odaklanmamız gerekiyor. Başarıları ülkemizin kalkınmasını istiyorsak önce kadınlarımızı eğitmeliyiz. Sosyalleşme ve eğitim önce ailede başlar. İyi eğitilmiş kadınlarımız hem çocuklarımızı iyi yetiştirecekler hem de iş yaşamında başarı ve katkıyla ülkemize büyük değer katacaklardır. Evet, iş hayatı hiç olmadığı kadar bu özelliklere ihtiyaç duyuyor. 21. yüzyıl kadınların yılı olacak diyorlar. Uygar ülkeler buna inanıyor. Biz de inanalım. Evet. Empati kuralım, araştırmacı olalım. Sosyal kulüplere mutlaka girin. Sivil toplum kuruluşlarını mutlaka takip edin. Hep bir